Telefon hattımızda Burak Uçar var. Bursa Spor TV Genel Müdür Yardımcısı. İyi akşamlar Burak Uçar. İyi akşamlar Seda, iyi akşamlar Vedat. Teşekkürler. Evet Burak Uçar maçı izlediniz. Neler söyleyeceksiniz sonuçla ilgili olarak? Bazen böyle olur diyorum ya. Onu konuşuyoruz arkadaşlarla. Şimdi bazen böyle futbolda beklemediğiniz bir şey de olabilir. Beklemediğiniz sonuçlar da gelebilir. Yani Bursa Spor ritmi oturtamadı. Oyunun başlangıcından itibaren baktığımızda ritmi oturtamadı. İyi başlayamadı Bursa Spor. Ama oyunun iki tane kırılma noktası var. Bir tanesi Batajan'ın turbaya çıkardığı topta. Batajan'ın vuruşu direkten döndü. Serdar hamlesini yaptı. Sonra Turgay dokundu. 2-0'ı yapamadı orada Bursa Spor. Dakika 39 evet. Oyun orada bir döndü. Ondan sonra bir de Tadayan'ın oyuna girmesi maalesef istenilen etkiyi yaratmadı. Tadayu girdikten sonra Turgay'ın sağa geçmesi, orada sağda bir şeyler yapmaya çalışması, Volkan'ın da, Batacan'ın da, hatta Ali Tanlıoğan'ın da ritmini bozdu. Orada istenilen hareketleri yapamadı. Ve yani o dakikadan sonra Tadayu doğal olarak hücum hattını güçlendirsin diye aldı Ertuğrul Hoca, ama maalesef aslında o dakikaya kadar o Tadayu girmezden son 10 dakika itibariyle bakıldığında fena da oynamıyordu Bursa Spor, pozisyonlarda bulunuyordu açıkçası. Ama maalesef işte o değişiklikle çözüm bulunamadı. Bursa Spor kaybetti. Bunlar olacak, bu kayıplar yaşanacak. Gençler bile çok iyi oynadı. Biraz da rakibe bakmak lazım. Şimdi herkes Bursa Spor futbolcuları tek tek performansla değerlendiriyor. Kötüler var mutlaka, vasatlar var. Hatta yani Batajan'a iyi söyleyebiliriz. Belki yine Ömer Erdoğan Zappo deriz, ama onun dışında maalesef Bursa Spor futbolcular o özlediğimiz, istediğimiz hareketleri yapamadılar. İstediğimiz performansı sergileyemediler. Ama burada Gençler Birliği takımının da etkili oyununu vurgulamak lazım. Onlar da çok kötü gidişin ardından bu derece istekli olmaları, bu derece mücadele etmeleri çok ilginç ve onlar adına sevindirici bir durum tabii ki. İyi bir takım vardı Bursa Spor'un karşısında. Çok koşan, çok mücadele eden bir ekip vardı. Bursa Spor'un bugün Gençler Birliği karşısında zaten son bölümlerde, bilmiyorum hakemi konuşuyordunuz herhalde, İşte 3 Evet. dakika uzattı, daha fazla uzatabilirdi, ama yani maçın geneline bakıldığında da Bursa Spor'a alıştığımız Bursa Spor değildi. Yani bir 10 dakika daha oynansa olur muydu, olmaz mıydı, onu da bilmiyorum. Şunu kabul edelim ki Şirin gitmesi, Sercan'ın sakatlığı, daha sonra bir operasyon geçirmesi Bursa Spor'u çok ciddi şekilde etkiledi. Çünkü maalesef B planı kurmakta zorlandı Ertuğrul Hoca. İster istemez bir tek Tadayev'e kalıyorsunuz. Tadayev de zaten soru işaretleri olan bir futbolcu. Geldiği günden bu yana maalesef ondan da çok verim alınamadı. İşte Şin kaçıp gitti. Sercan'ın sakatlığı maalesef böyle bir tabloyu ortaya koydu. Bursa Spor bugün kazanabilirdi de, dediğim gibi Batacan'ın o direkten dönen topu hemen ardından Turgay'ın tamamlayamaması. Tabii Turgay'da da bugün o 2-3 hafta öncesinin formu yoktu. Zaten insanüstü bir gayret göstermişti Turgay. Bu çocuklar ellerinden geleni yaptılar bu haftaya kadar. Şimdi bir milli maç arası var. Bu biraz rahatlatacaktır. Sercan'ın sakatlığının düzelmesi rahatlatacaktır. Hani bazen böyle depremlerde, deprem hatlarında, fay hattında bir enerji boşalması olur ya, küçük küçük depremler. Bu inşallah o etkiyi yaratır Bursa Spor'da. Biraz o enerji boşalımı olur bu yenilgi sonrası. Ve Bursa Spor ilerleyen haftalarda, lig daha çok uzun bir maraton. Mutlaka kayıplar olacaktır. Ne oldu? Bir de Fenerbahçe'de yenilir. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Bursa Spor'un rakipleri de yenilir, puan kaybederler daha. Önemli olan buradan ders çıkar. Bazı futbolcular için bu gece biraz daha zor geçecek. Daha iyi olabilirdik ifadelerini kullanacaklardır mutlaka kendileri. Öz eleştirilerini yapacaklardır. Burada en sevindirici nokta maçtan sonra seyircinin Bursa Spor'un futbolcuları çağırması ve yenilsen de yensen de alışılmış otelde bağları birlikte Bağırlarına yine bastılar yine değil mi? Bu güzel bir şey. Çünkü Bursa Spor'u bu noktaya getiren bu çocuklar. Bu çocukların hak ettiği saygıyı da gösteriyor Bursa Spor seyircisi.
sporlu futbolcular da böyle olsun istemezlerdi kuşkusuz. Ama biraz daha iyi mücadele, biraz daha iyi konsantrasyon bugün kazandırabilirdi. Ama tekrar ediyorum, Gençler Birliği'nin ortaya koyduğu mücadele de çok üst düzeydeydi. Türkler Süper Lig ortalamasının üzerinde bir mücadele gösterdi. Çok koştular Gençler Birliği oyuncuları. Burhan gibi, Uşik gibi iki hızlı kanat oyuncusu da maçın belirleyicisi oldular. Bursaspor'da kim iyiydi, kim kötüydü mutlaka konuşuruz ama iyi dediğim benim Bataja var. İşte onun dışında belki Zapo'yu, belki Ömer Erdoğan'ı söyleyebiliriz. Başka da kimseyi söyleyemeyiz. Yani ilerleyen haftalarda inşallah bu görüntü ortaya çıkmaz. Şunu da belirtelim, Bataja iyiydi mi ama ikinci yarıda özellikle o da çok yoruldu. Bir de Tozo'nun oyuna girmesiyle ön libero sayısı da arttı ve Bataja da özellikle son 15 dakikada ne yapacağını bilemedi ve çok ondan beklemediğimiz ortalar da yaptı son 5-10 dakikada. O bile bozuldu, onun da dengesi kaçtı. Ama dediğim gibi başkası gider ki yani Ivankov'un da 2-3 kurtarışı var. Ivankov'u da diyebiliriz. Ivankov'un da performansının başarılı olduğunu söylemeliyim. Evet. Ama bunun dışında da olmadı. Futbol bazen biraz da şans işi değil mi? Yani teknik, kurgu, iskelet bunlar çok önemli ama biraz da şans. Hakikaten 39'da Batarjan ayağından seken top ve daha sonralarında gelen belki şutlar. Bursaspor çok daha farklı yere taşıyabilirdi aslında. Yani aslında çok da kötü oynamadılar belki ama biraz da şans işi. Konuşmanızın başında söylediğiniz gibi öyle değil mi? Evet tabii topun istemediği diye bir şey var. Ben inanırım ona. Yani iki görüş vardı top. Topun istemesi diye bir şey yoktur da denir bu da tart. Yani 10 santim içeriye vurursan gol olur direkt. Evet. Dönmez. Evet. Bu kabiliyet işte değil mi? Ama yani top sevecek. Olmayınca da olmuyor. Olmuyor. Ama Bursa Spor özellikle ilk yarıda iyi değildi. Onu kabul edelim. İlk yarıda Gençler Birliği iyi olan taraftı. Golden önce de zaten Uşit de yine bir direkten dönen topları var. Maçın hakkı beraberlik değil miydi ama? Bence maçın hakkı beraberlik. Evet, evet. Onu söyleyebiliriz. Yani maçın hakkı beraberlikti. Bu da dünyanın sonu değil ama tekrar ediyorum. Buradan, bu noktadan şimdi Bursa ilginç bir yer biliyorsunuz. Galibiyetler de çok keyifli, abartılarak kutlanıyor. Yenilgiler de abartılarak üzüntüsü yaşanıyor yenilgilerinde. Elbette buna yenildi Bursa Spor. Her takıma yenilebilir, her takımı da yenebilir Türkler Süper Lig'de. Böyle bir oynanıyor, böyle bir lig yaşanıyor. Haftaya maç yok zaten, ondan sonraki hafta Gaziantep bir deplasmanda yenebilir Bursa Spor ve yoluna devam eder. Bu da dediğim gibi bazı futbolcuların ders çıkarmaları gerekiyor. Biraz daha özel işleri yapmaları gerekiyor. Bir hedefe gidiliyorsa, bu hedef için yola çıkılmışsa o gerektirdiği mücadeleyi de futbolda sergilemek zorundalar. İnşallah bu soruyu, bu çıkarımı onlar da bugün yaparlar. Ama yine de onları alkışlamak gerekiyor. Bütün evet. İyi niyetleriyle kimsenin şüphesi yok zaten. Çok onlar da özellikle son bölümlerde çok istediler ama olmadı. En başta dediğim gibi bazen kazanamazsınız. Doğru. Evet, Vedat soracağım başka soru var. Thomas Doll maçtan önce çok tartışılan bir adamdı Gençler Birliği cephesinde. İşte Bülent Uygun'un onun yerine geleceği, bu hafta arasında Hikmet Karaman'la yaşadığı olaylar. Biraz yerini sağlamlaştırdı mı şimdi Thomas Doll bu galibiyetle? Tabii şimdi haftanın daha başka sürprizi ne olabilir? Başka maçları düşündüğümüzde yani Beşiktaş'ın Trabzon'a yenilmesi sürpriz olmaz. Belki Galatasaray'ın Diyarbakır'a yenilmesi sürpriz olabilir ama o da çok kuvvetli bir olasılık olarak görünmüyor. Haftanın sürpriz sonucunu Gençler Birliği aldı daha ilk maçta. 12. haftanın sürpriz takımı, sürpriz sonucu Gençler Birliği'nin galibiyeti oldu. Bu galibiyet kolay değil. Bursa'da yenmek. Bir de Fenerbahçe yenmişti ki Fenerbahçe bile Gençler Birliği'nin bulduğu pozisyonları bulamamıştı burada. Yani bir başarı Gençler Birliği takımı adına. Ama bundan sonraki haftalar da önemli. İlhan Cavcav'ın başkanlığındaki bir kulüpte her an her şey olabilir. Ama Doğul çok istekliydi. Sağ kenarında bir dakika olsun durmadı, oturmadı yerine. Futbolcular da çok istekliydiler. Şurada bir ufak yanlış anlama söz konusu oldu statta. Bilmiyorum ekrana nasıl yansıdı bu Lig TV'ye ama kaleci Serdar Kulbilge'nin babası vefat etmişti 3 gün önce. Evet. O da gol sonrasında yere çöktü, dua etti, arkadaşlar ona koştular. Evet. Zannediyorum
babasını düşünerek böyle bir maneviyat içinde değerlendirdiği pozisyonları, o golü Serdar Kulübülge herhalde maçtan sonra da bunu da açıklayacaktır. Basın toplantısına katılamadı ama bu noktada da Bursa Spor taraftarının pek sıcak baktığı bir isim değil Serdar Kulübülge. Zaman zaman protestolar da oldu. Bursa taraftarına yönelik bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir ilişkilendirme yapmak çok doğru babasının olmayacak. Babasının vefatından dolayı takım arkadaşları ona armağan etti. Değil mi Vedat? Öyle olduğunu tahmin ediyorum ben de. Evet, yoksa, biz de tekrarlayalım. Bursa Serdar soğukluğunun sonucu değildi bu. Öyle ilişkilendirmemek. Evet. Tamamen kendi içinde yaşadığı içsel bir maneviyat. Ama evet. Böyle bir hassas ortamda da yine biraz daha dikkat edilebiliriz. Evet. Peki. Benim diyecek bir şeyim yok. İyi çalışmalar diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burak Uçar. Yorumlarınız için sağ olun. Teşekkürler.